Bu çelişkiyi çözmek lazım. Birileri bir yerde demek ki... Amerika ile bu anlık istihbarat iyi işliyor mu? Mesela burada işlemiyor yani. Burada işlemiyor yani. Burada işlemedi. Yani işlese demek ki yani iki şık var. Ya Amerika gerçek teröristi vermiyor. Bizim elimizi kolumuzu bağlayacak olan kendi vatandaşımız işte. Bir Uludere olayı oldu. Üç aydır Uludere'le yatıp kalkıyoruz. Evet. Tamam, vatandaşlarımız öldü. Üzülüyoruz ama yasa dışı bir iş yaparken öldü bunlar. Yani. O bilgiyi veriyor ama asıl teröristlerle ilgili bilgiyi vermiyor. Biri vermiyor yani. Biri var. Bu kim biri? Bunu çözmek lazım. Uludere öncesinde Kazan Vadisi başta olmak üzere belli bölgelere, girilemeyen bölgelere girilmişti. Nokta operasyonları çok başarılıydı ve Uludere sonrasında bunlar durdu. Şimdi istihbarat yok deniliyor ama aslında istihbarat var sanıyorum. Eylemde bir problem var. Ve asıl grupların içeriye girdiği, Kazan'da da yine bir hareketlilik oldu ve daha önemli saldırılar olacağı yönünde olabilir iddialar var. Şimdi terör örgütü. Yani bizimkiler sınır ötesine gidiyor ama asıl sınır içerisinde ilerliyorlar. Yani sınır ötesi, sınır içerisinde birliklerimiz var tabii. Fakat Kazan Vadisi büyük bir vadi. Yani Kazan Vadisi'ne girdiğiniz zaman Çukurca-Hakkari arasından... Vadisine 1996'da biz bir girmiştik. Bir de geçen sene girildi. Evet. Çok büyük bir vadi. Fakat barınmaya çok müsait. Yani orada Mayıs ayından Kasım ayına kadar oradaki yetişen bitkilerle domates de biber dekseniz yaşayabilirsiniz. Çok geniş bir vadi. Terör örgütün terk etmeyeceği yerlerdir buralar. Devamlı oralarda bizim birliklerimiz hareket halinde olacak ve heronlarımız falan oluşacak. Yani bütün şey gelip yine 4 tane heron düşünebiliyor musunuz? 40 tane olsun, 100 tane olsun. O zaman çok uçurursunuz. Çok alırsınız yani. Bunun biz bu bilgi... sistemlerde niye geciktik şimdi? Bilemiyoruz. Bakın sistemleri... bu işte bilgi... Mesela ben size şunu söyleyeyim. Baktığımız zaman arşivlere incelediğimizde Türkiye AVAX uçağı almış. 2 tane. Ya şimdi AVAX uçağını aldığın zaman okyanus ötesi harekat yapmanız lazım. Bize böyle bir şey değil. Bize ne lazım? İşte heron lazım. Yani bu tür ne lazım? O diyelim ki gerilla savaşında tabii gerilla savaşı bu inisiyatifi gerektiren küçük birlik harekatı bunlar. Yani kararı alan verecek. Şimdi burada belki biz o AVAX'ları aldığımız dönemde Süper Kobra istesek alabilirdik. Belki o zaman verilirdi. Şimdi bu AVAX'lar nerede? Niçin alındı? Şimdi sizin şeyinize geldiğim zaman yurt içerisinde etkili üsler var. Besler Dereler bölgesi, Kazan Vadisi, Katoda, Dice Kurt bölgesinin kuzeyi işte Şenyayla falan denen yerler. Buraları devamlı şekilde bizim birliklerimizle taciz etmemiz lazım. Yani hava fotoğrafları çekeceğiz. Yani imkan kabiliyetlerinizi devamlı tutun. Evet bir kirli bir savaş. Yani baktığınız zaman Uludere olay oldu diye bunu bırakmamak gerekiyordu bence. Olabilir. Amerika'da bugün Afganistan'da, Irak'ta onlarca yanlış. Yani Pakistan'da, Afganistan'da yani Pakistan ayrı bir savaş bölgesi olmadığı halde orada vurdu. Orada vurdu. Buna olabiliyor bu savaş. Ki biz yani bu konuda en hatayı yaptı. Bir defa orada oldu. Ama bırakılmaması gerekiyor. Bıraktığınız zaman karşı taraf geliyor. Şu an sınır ötesi operasyonda dahil olmak üzere çünkü sınır aşıldı deniliyor. 300 kişilik terörist grubunu 4000 asker ve işte hava desteğiyle takip ediyor. Bu doğru bir karar mı sizce? Bence 4000 asker değildir. O yani o ateş desteğinde falan kullanılan. Bence orada takip harekatında kullanılan yani küçük birlikler, özel kuvvetlerin birlikleri, jandarma özel harekat birlikleri, belki işlerinde polis özel harekat vardır. Benim değerlendirmeme göre o takip harekatında bugün Avaş'ın, Basyan, işte ZAP'ın o giriş bölgelerine doğru giden birlik sayısı yani o kadar olması mümkün değil. O kadar birlikte oraya girmek de risk yani. Bütün profesyonel iyi birliklerinizi oraya soktuğunuz zaman sizin değindiğiniz gibi arka tarafta boşluklar bırakırsınız. Çünkü terörist için eylem hedefi çok. Hiçbir şey bulamazsa vatandaşı taşıyan minibüse ateş ediyor. Peki evet. Şehir minibüse deyince hemen sorumu değiştireyim. Çünkü yol kesmeler arttı. PKK yol kesiyor, propaganda yapıyor, adam kaçırıyor. Bu kontroller, yolların kontrolü ve girenlerin mesela takibi gerçekleştirilemez miydi? Bölgeyi biliyorsunuz, MOBESE sistemi orada yeterli değil mi? Mesela nokta operasyonlarıyla bu kişiler bulunamaz mıydı? Zaten bölgede başarılı zayiatsız operasyonu nokta operasyonlarıyla yaparsınız. Nokta operasyonunu size... İşte grup şu dere yatağında veya şurada dendiği zaman şimdi yine tekniğe kaynanıyor. Şimdi diyelim ki operasyon birliğine o operasyon için birlik komutanıyım ben. Kuvvet tespit ettim. İşte o nokta operasyonu 100 kişiyle yapacağım. Şimdi bir Sikorsky helikopteri teçhizatıyla beraber
25 kişi taşımasına rağmen fakat teçhizatın gizliğine 20 kişi koyuyorsun. O halde bu adamın emrine en az 5 tane Sikorsky, o timlerin takviye içinde 3 tane versen 8 Sikorsky istiyorsunuz. Ben 2 tane veririm diyor sana yukarısı. Anında tepesine inemiyorsunuz. Türk ordusunun işte 100 civarında Sikorsky ama normalde bana sorsanız 300 tane olması lazım. Peki bu yolların kontrolü sağlanamaz mı? Mesela yol kontrolleri, mayın gelip dövüşüyorlar. Ben yol kontrollerinin bu savaşta devamı taktik değiştireceksin, teknik değiştireceksin. Mobil yol kontrolü olması lazım. Sabit yol kontrolü bir noktada teröristin hedefini artırıyorsunuz. Yani oraya koymuşsun 2 tane kum torbası, 1 tane gölgelik. Halbuki değişik sivil renkli araçlardan bir veya birkaç araçla mobil yol kontrolü yaparsınız. Bir yerde durursunuz, araçları çabuk kontrol edersiniz, çeker başka bir yere gidersiniz. Yani bunlar belki deneniyor ama daha çok denemek lazım. Sabit kontrolü biraz kaldırmak lazım. Leyla Zana'nın açıklamaları oldu. Bu açıklamalara destek verildi. Ardından Karayılan'la bir röportaj yapıldı. Bir barış iklimi oluştu şeklinde bir konjöktür meydana geldi. Ama biz 93'te de yine Bingöl olayının olduğu gibi ne zaman bu tür bir barış iklimi oluşsa ya da ne zaman bir işte tek yanlı ateşkese gidilse bir yerden bunu bozan bir saldırı geliyor ve bu kez de yine Dağlıca'dan geldi. Bu olayın, bu oluşan iklimle Zana'nın açıklamalarıyla bir ilgisi var mıdır? Stratejik tarafı var mıdır? Şimdi Zana'nın açıklaması, CHP'nin işte onunla beraber yapmış olduğu açıklamalar. Şimdi bunlar, bunları barış havası esti diye biz yaratıyoruz. Aslında yapılmış bir barış havası yok. Yani bizim açımızdan bizim yani, bir bizim şey yok. Yani biz örgüt açısından bir şey yok. Örgüt açısından değişen bir şey yok. O kendi taktik tekniği. Biz basın olarak bu olayın bitmesini istiyoruz. Gönlümüz istediğim için gönlümüzdekini söylüyoruz, yazıyoruz. Dolayısıyla bir noktada da siyasileri de güvenlikçileri de belki yanıltıyoruz burada. Çünkü herkes Türkiye'de terörün bitmesini istiyor. Herkes istiyor yani. Ama bunu istediğimiz için biz bu söylenen her şeyi güzele doğru çekiyoruz. Herkes istiyor mu gerçekten? Çünkü Karayılan'ın yani, zehirlendi ve Türk sağlıkçılardan yani şöyle bir diyorum, talep geldi. Yani yardım ister misiniz diye. Biz yılanı bir başını ezmiyoruz. Ben oraya gelecektim şimdi. Türk sağlıkçılardan değil, Taliban'dan. Taliban'dan evet. Geldi. Şimdi nasıl? Şöyle, çok büyütüyoruz biz orayı. Tamam, Leyla Zana Kürt hareketinde etkili bir siyasetçi. Böyle söylemesi uygun. Yani bu olay yumuşatacak. Beklemek lazım bir. Hemen oldu işte şöyle oluyor bilmem ne. Ne gelecek bunun arkasından? Gerçekten Leyla Zana bu lafın arkasında duracak mı? Yoksa Baydemir gibi Kandil'den gelen 20 kişi 20 yaşındaki bir çocuk tarafından kes sesini diyerek susturulacak mı? Beklemek lazım. Beklerken şey olarak bekleyeceksiniz ama siz faaliyetleriniz, operasyonunuz, o dikkatinizi de azaltmayacaksınız. Burada bu yanlışı yapıyoruz. Şimdi gazeteci gidiyor Murat Karayılan'la konuşuyor. Murat Karayılan'la konuştuğunda işte barış havası gelecek falan derken alınan istihbarata baktığınız zaman gazeteci Murat Karayılan'la konuşurken baskını yapacak terörist grup Türkiye'ye sızıyor. Evet, hala yazısı dizisi çelişki devam var. Ediyor. Ya Murat Karayılan söylediğiniz gibi eğer bu Murat Karayılan istememesine rağmen böyle bir olay gerçekleşmişse Murat Karayılan bitmiş demek. Öyle bir şey olabilir mi? Çünkü silah olmaz Kuzey Irak'tan yani. Girdi. Yani, emir Suriye'den geldi şimdi deniliyor. Burada şunu söylüyorum ben. Örgütün liderinde eğer PKK gibi organize bir örgütü yönetiyorsa gazeteci yalan söylemiş oluyor. Yani baktığınız zaman burada şu bir gerçek, şunu kabul etmemiz lazım. Bir teröristin elinde silah olduğu sürece bu efendim ateş kesecek, efendim işte olay bayram havasına dönecek durumuna katılmak bize bu kan ve gözyaşını çok ya. Daha döker. Peki liderlik kavgası söz konusu olabilir mi? Bunu biz, bizim basınımız söylüyor ama biz hiçbir zaman şu ana kadar Behroz Erdar'la, Murat Karayılan, Cemil Bayık'la, efendim Murat Karayılan'sa bir silahlı çatışma olduğunu, birilerini yaraladığını bunlar istese bir araya gelip yani evet, bir ölen yok ortada. Mithat abayım biz kendi kendimizi mi kandırıyoruz? Biz biraz da kendi kendimize psikolojik propaganda yapıyoruz gibi geliyor. Ama örgütün taktiği açısından örgüt değişen bir şey. Örgüt taktiği hiç değiştirmiyor. Örgüt şunu uyguluyor. İşte Silvan baskıcısı efendim bakıyorsunuz size karşı diyor ki kontrolsüz yerel güçler yaptı. Arkasından telsiz konuşmasını dinliyoruz. Aynı Murat Karayılan'ın çok başarılı bir
eylem gerçekleştirdik diyor. Yani dolayısıyla yapılacak tek bir iş var. Kendi Türkiye ne yazık ki terörle mücadelede yalnız bir ülkedir. Onu soracağım. Mesela Talavani'den eğer öyle bir teklif geldiyse biz Barzani de her türlü desteği vereceğiz diyor ama bakıyoruz gelen onlar, yer oradan. Barzani şunu söyledi. Bakın Barzani'yle Talavani'yle çok uzun yıllar yakın çalıştık benim birlik komutan olduğum dönemde. Çok peşmergesinde kullandık. Çok peşmergesinde bizim emrimiz ayağı koptu. Ama biz de onun şehidini alıp götürdük defnedene kadar başında bulunduk. Yaralısını aldık Gülhane'ye kadar helikopterimizle tedavi getirdik. Eşi ölenlere devletimiz onlara yardımlar etti imkanlar çerçevesinde. Fakat Barzani daha sonra şunu söyledi. Ben söz olarak bunları ikna etmeye çalışırım. Ama size bir daha 1995-2000 yıllar arasındaki gibi peşmerge emrinize verip de operasyon yaptırmam dedi. Hala bu fikrinde geçenki gelişinde de aynı şeyi söyledi. Bunu o zaman Barzani bunu yapamaz ama Barzani şunu yapabilir. Bakın ZAP denen yer Türkiye'ye girişin yapıldığı yedek üslerinden birisi ki şeyden sonra en etkili üssüdür yani Kandil'den sonra. Burasını bizimle işbirliği yapmak suretiyle kontrol altına tutabilir. Zapta barınabilecek bir terörist Metina'da unsur olması lazım. Link Dağı vardır güneyinde. Bir çanaktır orası. Doğusunda da Link Dağı'nın doğusu. Bir dağ daha var. Barzani bize eğer gerçekten dostsa bu Zap'ın üç tarafındaki tepeleri bizim unsurlarımızla birlikte tutmayı kabul etmesi lazım. Bence 1995'te olduğu gibi. Bu kontrolsüz toprakları Türkiye sınır kaydırma yoluyla kontrol edebilir mi? Bence etmesi lazım. Yani bakın şunu söylüyorum. Ne yazık ki Türkiye bu sahipsiz toprakların Irak'a ait olduğunu söyleyen tek ülke Türkiye. PKK burası Irak'ın değil diyor. Barzani de burası Irak'ın değil diyor. Benim diyor yeri geldiği zaman. Talabani de benim diyor. Maliki olay olduğu için sesi çıkmıyor. Biz Maliki'de şimdi siyasilerimiz soracak. Gel kardeşim hudutuna sahip çık. Evet. Gel Barzani, Kuzey Bölge'de Kürt. Sen çıkmıyor musun? Ben sahip çıkıyorum deyip o düz araziye inmemiz lazım. Bu birliklerimizin ikmal yollarını da Barzani dost musun? Benim birliklerim ikmal yollarını o zaman kardeşim bu düz araziye Zaho'dan Diyana'ya kadar Hacumran'a kadar sen sağla diyeceksin. En azından tepelik alandan düzden geleni kontrol edeceğiz. Şimdi 30 yıldır terörle mücadele ediyoruz. 30 yıldır örgütü aynı kadrolar yönetiyor ve onlar her zaman stratejilerin bir devamlılık içerisinde sürdürüyor. Ama biz de o bölgede siz en uzun görev yapan isimlerden birisiniz. 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl görev yapıyor insanlar. O bölgeden ayrılıyor. Her defasında politikalarda değişiklik oluyor ve terörle bir türlü etkin bir mücadele yürütemiyoruz. Ne yapılması lazım? Türkiye'nin ne yazık ki 30 yıldır terörle mücadele ediyor sene olarak ama bana göre Türkiye'nin terörle etkili mücadelesi 30 ay değildir. Bakın bunu açık ve net söylüyorum. Çok iddialı bir söz. Evet iddialı bir söz. Çünkü orası bir staj bölgesi birçok insanlar için. Biz hasbelkader çok uzun yıllar kaldığımız için her çatışmada bir şey öğrendik. Her gittiğimiz yerde bir kayanın dibini öğrendik. Her gittiğimiz köyde halkın psikolojisini öğrendik. Yani Irak'a gittik, Irak halkını tanıdık. Biz devlet olarak şu yanlışı yapıyoruz. Çok zor yetiştirdiğimiz insanlara, özellikle askeri personel için söyleyeyim, İşte bir kural var. Diyor ki kardeşim sen hizmet süren 31 yıl albayla beklersen. Benim general kadrom şu kadar. Emekli ediyor sizi. Dolayısıyla sizin bütün bilgi birikiminiz emekli olduğunuzda sizinle beraber gidiyor. Daha sonra bundan yararlanmıyor. Yararlanılmıyor. Yani bu duygusal davranılıyor. Yararlanmadı. Ben çok şeyler yaşadım. Yani siyaset sizden yararlanmak istiyor. Siz böyle bir programda bir baskını tenkit etmezseniz açıyor adam bunu burada kullanamazsınız diyor. Dolayısıyla terörle mücadelemizde 30 yıl eden bir ülke için terör bilgisini ihraç eden terör okulları açardı, satardı bu bilgiyi. Anladım. Terörle bunu, mücadele modeli geliştirdi. Yani geliştirdi. Ya çünkü yazmak yasak, konuşmak yasak. Yazamıyorsunuz. Çünkü bir olayın doğruları ve yanlışlarını ortaya koyarak bir hareket tarzı bulursunuz. En azından devlet sizi çağırıp burada yanlışlar nedir, doğrular nedir, önerileriniz nedir diye dinliyor mu? O bölgede görev yapan insanlar. Terörle mücadele üst kurulu ilk kurulduğunda beni çağırmak istediler. Tamam faydalan dediler ama devrin o zamanki genelkurmay ikinci başkanını açıp ismini de söyleyeyim Cemil Çiçek Bey'e bizim tatışı orada istemiyorum. Kim? Dediğini söylüyorum. Ergun Saygı.
diye bana söylendi. Ben o göreve gelemedim. Yani bu doğruysa Cemil Çiçek de yaşıyor. Ergun Saygın da yaşıyor. Yani sebep ne? Ben şimdi karakol basılmışsa...